Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müzakere masasına oturmak istemeyen Ukrayna'yı daha kötüsü konusunda uyardı. Batıya da hodri meydan dedi Rus lider. Bizi savaş alanında yenmek istiyorlarsa denesinler dedi. много что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. все к этому и идёт. Ukrayna savaşı 5 aydır sürüyor. Ufukta barış görünmüyor. Aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı daha kötüsüyle tehdit etti. Henüz başlamadık diyen Putin, Zelensky hükümetinden bir an önce müzakere masasına oturmasını istedi. Bu büyük muştu, ciddiyos, baka işi hiçbir şeyi yeni başlamlı. Priyetim, meni atkazvumusiyat mirnix perigovorov. Nope, ktu atkazvumusiyat, dajny znat, shu chim dalishi, tem slogniye im budet znami dogovorivats.

ve Ukrayna cephesi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Batı'nın gönderdiği ağır silahların cephede tam kapasiteyle çalışmaya başladığını söyledi. Rusya'nın lojistiğine darbe indirdiklerini açıkladı. Ukrayna'yı parçalayamayacaklar dedi. Eight tanks and other Peki cephede durum nasıl? Rusya ordusu Donbas'ta ilerlemeye devam ediyor. Bölge ateş altında. Donetsk sakinleri köylerine yağan bombaları çaresizlik içinde istiyor. Tahliye emrine rağmen kalanlar var. Kramatorsk'a düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar var. Hayatta kalanlarsa saldırıdan geriye kalan yıkımı temizlemeye çalışıyor. Bu sadece başlangıç. Ruslar geldiğinde geride canlı hiçbir şey bırakmıyorlar. Rus işgali altındaki Severodonetsk'te ise insanlık dramı yaşanıyor. Luhansk valisine göre bölgedeki elbirin %80'i yaşanmaz halde. Su, elektrik ve gaz temin edilemiyor. Harkov'daki füze saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi. Ölenlerden ikisi kedileri beslemek için dışarı çıkmıştı. Eşini kaybeden Ukraynalı cenazenin üzerine kapanı bağladı.